ama biz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız'a birazdan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Afla başlayacağız. Hemen başlayalım o zaman. Evet, programa hemen başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifiyle başlayalım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız şu anda telefon hattında diyebiliyorum. Sayın Yıldız, Sayın Başkan hatta mısınız efendim? Evet, hattayım. İyi zamanım. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Evet, ben de konuklarıma onu soracağım. Duyuyor musunuz Fethi Bey efendim? Duyuyor, duyuyorlar. Duyuyor. Peki ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Yani stüdyo sesi var ama ben bir kulağıma da Fethi Bey'in sesini bir almak istiyorum. Bir kulağımdan da duyayım. Evet, peki. Sayın Yıldız, şimdi siz bir bu teklifin de mimarlarındansınız. Bu teklifi hazırladınız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundunuz. Evet. Şimdi o diğer bölüme geçeceğim ama bu kadar neden ısrarcısınız? Neden ihtiyaç duydunuz bu af teklifine? Önce öyle başlayalım Sayın Yıldız. Ne dersiniz? İdem Hanım, önce iyi akşamlar. İyi akşamlar. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi son dakikada bana bildirdiğiniz için kardeşimizin yakınının trafik kazasından dolayı evet, bir rahatsızlık da var. Sesimde bozukluklar olursa şimdiden hepinizden özür dilerim. Çok geçmiş olsun efendim size de. Çok sağ olun. En azından çünkü MHP'nin neden bu teklifle ilgili bu tür çalışma içinde olduğunu anlamaya çalışacağız. Sonra biz de konuşacağız. Ben anlatayım efendim. Tabii efendim, buyurun. 12 Mayıs tarihinde Sayın Genel Başkanımız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Daha sonra da çeşitli beyanatlarla bu açıklamamız devam etti. Sayın Genel Başkanımızın beyanatı kısaca şuydu. Evet. Kaderimizi değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarını elinden tutabilir, onları zindanlardan çıkarabiliriz. Yani bu tartışmaya değmez mi diye toplumsal barışın bulmuştu. Evet. Bu af ya da ceza indirimi konuşmaları 12 Mayıs tarihinde başladı. Doğru, evet. Bu sebeple biz de teklifimizi hazırlarken 12 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce tutulan işlenen suçlar dedik. Yani kanunda ayrı tutulacak suçları da tek tek sıraladık. Evet. Buradaki amacımız şuydu. Ayrı tutulanlar hariç ceza kanunlarımızda, özel kanunlarımızdaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz rejimine göre çekmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsul olmak üzere 5 yıl indirim yapılır. Bu indirim şartlıdır. Yani şartı da şudur. Bildiğiniz gibi cezalar, mahkemelerimizin verdiği cezaların bir bitiş süresi vardır. Yani bir hakkın tahliye tarihi. Evet. 5 yıldan faydalanmış bir hükümlü. Bir hakkın tahliye tarihine kadar herhangi bir suç işlerse bu indirim geri alınır. Bundan dolayı hemen siz sormadan ben söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar bunun özel şart laf olduğu iddiasında, hatta ben Türk Ceza Yasası'nın 65. maddesini de orada sık sık okurlar. Evet. Efendim, Türk Ceza Kanunu 65. maddesinde genel hafında kamu davasını düşüren bir yönü vardır ve bütün sonuçlarıyla birlikte davanın neticeleri ortadan kalkar. Özel hafta ise cezadan bir indirim yapılabilir. Ancak çekilecek ceza kısaltılabilir ama sonuçları değişmez. Yani bu açıklamayı da yapmak zorundayım. Peki. Kapsam içinde olan olmayan suçlar gibi biraz... Ben hepsini söyleyeceğim size. Peki. Yani nereden çıktı, nereye geldi, tek tek anlatayım. Lütfen. Yani bu imkanlar içerisinde ne kadar anlatırsam. Tabii, buyurun.
Daha sonra inşallah yüz yüze bir yayın da gerçekleştiririz. Mutlaka, mutlaka tabii. Efendim inşallah. Tabii. İnşallah gelirim. İnşallah. Çok da memnun olurum. Sağ olun efendim. Şimdi bizim bu kanun teklifini vermemizin gerekçeleri. Ben madde madde sıralayayım isterseniz. Tamam. Şimdi Cumhuriyet tarihi, yani 1920'den beri önce bir kuruluş dönemimiz var. Daha sonra çok partili hayata geçişimiz var. Hı hı. Sonra da 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasıyla ben milletimizin kabul ettiği, sonra da 24 Haziran 2018 tarihinde seçimlerle yapılmış olan bu yönetim reformu hayata geçmesi var. Yani sistemimizde ciddi bir değişiklik oldu. Bu yönetim reformudur bize göre de. Anladım, peki. Dünyanın her tarafında yönetim reformlarından sonra ve oluşan böyle değişikliklerden sonra genel bir barışma gerektirir. Bu birincisi budur. Yani yönetim değişiklikten sonra toplumda genel bir barışmanın gerekliliği. Hı hı. İki, ülkemizde yıllar içerisinde bu sosyoekonomik yapıdaki değişiklik, ekonomi yapının yozlaşması, gelir adaletsizliğinin yol açtığı yoksulluk, ahlaki değerlerdeki aşınma, efendim, sağlıksız kentleşme, enflasyon, ücret, kişi başına düşen milli gelir falan, bütün bunlar. Evet. Sonra yazılı ve görsel basınımızda, medyamızdaki şiddet ögeleri maalesef suç ve suçlunun artmasına sebep oldu. Dedem Hanım, hemen şunu söyleyeyim. Söyleyin. Suç ve suçluyu toplum hayatından çıkarmış hiçbir devlet yoktur. Ancak toler edilebilir bu, aşağı düşürülebilir. Yoksa hiç suçun işlenmediği, hiç suçlunun olmadığı dünyada herhangi devlet yok. Şimdi bu gerekçelerimizin en önemlisine geliyorum. Yani gelir adaletsizliği, yönetim değişikliği, en önemli şey. Efendim, bildiğiniz gibi HETÖ mensubu hakim ve savcılar 2016 yılına kadar adalet mekanizması içerisinde çok derin yaralar açtılar. Bu insanlar hakkında hazırlanan iddianamelerden de belli. Hatta kamuoyunun çok yakından bildiği Ergenekon, Balyoz, efendim, askeri casusluk davalar da bunların hüneriydi. Ancak bu insanlar çok göz önünde olduğu için yapılan mağduriyetler bir kısım da olsa giderildi. Devam edenler de var. Yani bu FETÖ-PYD örgütü adalet sistemindeki kadrolaşmayla sağladığı avantajlar, siyasi, ideolojik, ekonomik hasım gördükleri insanları yok etmeye çalıştı. İşte Ergenekon da bunlardan biri. Siz oradaki mağduriyetler nedeniyle de mi özellikle çıkmasını istiyorsunuz? Efendim, yani mağduriyet sadece askerlerimize karşı değil. Evet. Yani sivil vatandaşlarımıza da karşı yapıldı. Sadece ceza davalarından da değil. Hukuk davalarında da bir sürü, yani gayrimenkullerde, ticari davalarda falan çok ciddi, yani el değişen servetler var. Bunu oradaki arkadaşlarımız, misafirleriniz, konuklarınız da yakinen tanık olmuştuk. Yani peki. Sayın Şen çok yakın tanıklardır bunlardan. Efendim, yani bu hemen söylerler. Derler ki, efendim, bunların yolları var. Adaletsizliği giderelim. Efendim, yargılamanın yenilenmesi ya da diğer kanun yollarıyla yapılan bu yolsuzlukların, bu haksızlıkların, hukuksuzların önüne geçmemiz mümkün değil. Biz seçimden önce de, daha önce de bu 15 Temmuz'dan hemen sonra da dedik ki, ya bu yargılamalar FETÖ hakimlerinin, ya 4500 hakim, bunların verdiği kararlar doğruysa bu insanların hakkında dava açmamak lazım. Bırakalım çıksınlar o zaman, kararlar doğruysa. Peki Fethi Bey, dolayısıyla 3 ana büyük bir çelişki içindeyiz. Anladım. Yani efendim, ceza davalarında haksızlık yaptı, hukuk davaları. Biz mağduriyetleri ne kadar giderebilirsek o kadar giderelim. Anladım. Kaldı ki bu hiyerarşik yapı içerisinde örgüt emirlerine uyarak yaptıkları tahribatta biz de Avrupa'nın 1. tutuklu mahkum sayısına rekor kırdırdılar bize. Evet. Yani 162.989 kişiyi kapsayacak galiba, değil mi teklif? 162 efendim, bin. Ben tek tek söyleyeceğim. Hı hı. Burada da kamuoyu yani yanlış bilgiler veriyor. Yanıltma diyemem ama. Peki. Şimdi size tek tek veririm bilgileri.
Şimdi cezaevlerimizin durumu. Herkes tanık. Kimin durumu efendim? Hani 10 kişilik koğuşta 30 kişi. Bunlar da değil. Bunlar da elbette. Cezaevlerinin durumundan bahsediyorsunuz. Anladım. Cezaevlerindeki koğuşların kapasitesinin çok üstünde insanlar. Yani öyle bir durumda ki bu yetersizlik, yani gerekli hava ve alan hacmi bile yok. Tutuklu dediğimiz şey devlete emanet edilmiş insan. Özgürlüğü alınmış ama insan olmaya devam ediyorlar. Bu insan hakları ihlaller bizim başımıza. Çok çoraplar örüyor Avrupa'da, diğer yerlerde. Yani şu anda cezaevlerimizde 19 Eylül itibariyle söylüyorum. Söyleyin. 253.535 kişi var. Bu 3-4 gün içinde tutuklanan, tali olan tabii dahil değil. Ve öyle bir durumda ki cezaevlerindeki bizdeki yetersizlik sosyal barışı tehdit edecek duruma geldi. Yani provoke edilebilir. Hı hı. Ve cezaevlerin kurum bünyesinde de güven zafiyeti oluşmuş ve had safhada. Anladım. Yani bundan dolayı da efendim, yani bu suçluları ıslah edip, rehabilite edip topluma tekrar kazandırma işlevi hızla kayboluyor. Peki Fethi Bey, şimdi 253 bin kişiden bahsettiniz ya, kaç bin kişiyi kapsayacak bir hesaplama yaptınız efendim, mı? Efendim hesaplamayı ben yaptım. Ha, kaç bin kişiyi kapsayacak? Bakın şimdi tek tek söyleyeyim. Terör suçlusu şu ana kadar 45.706. Terör suçlusu 706. 706. Peki alalım rakamı. Adam öldürme ve yaralama teşebbüs. Evet. 28.274. 28.274, tamam. Evet. Peki. Cinsel saldırı suçundan da 16.566 kişi var. 16.566. 66 kişi var. Peki. Genel toplam 253.535'ten bu rakamları düşersek 162.300 kişi eder yaklaşık. Evet. Tamam, bir aşağı bunlar, rakamda çok yani, da fazla bir şeylik yok. Şimdi evet. Yetkililerimiz 160 bin kişi devlete karşı işlenen suçlardan değil, elbette. Bunlar adli suçlu. Hı hı. Yani devlete karşı, yani terör suçlularının sayısı 45.700 efendim. Peki Sayın Erdoğan'ın şöyle bir yorumu vardı Amerika'ya gitmeden önce. Kişiye karşı işlenen suçlara af olmaz. Devlete karşı işlenen suçları ise devlet affedebilir görüşünü ben dile getirmişti. Çok harika. Soru harika. Peki. Devlete karşı suçlar nedir? Sayalım mı? Sayın. Devletin birliği ve ülkesi bütünlüğünü bozmaz. Düşmanla işbirliği yapmaz. Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı. Yasama organına karşı suç. Tamam. Hükümete karşı suç. Peki. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan, silahlı örgüt. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar. Bunları hangisini affedeceğiz? Bir örnek verin bana. Bütün iddialardan vazgeçin. Lütfen. O zaman efendim bu meclise sundunuz bunu. Bu nasıl AK Parti ile bir araya gelebileceksiniz? Nerede buluşacaksınız? Efendim, meclisten geçer mi bu sorusunu sorayım size. Bu tartışmaları izliyoruz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika yolculuğundan önce evet. Teklif bir gelsin, inceleyelim, bakalım. Dedi, onu da söyledi. Evet. Bir makul şeyde buluşuruz dedi. Hı hı. Yani bu af ya da ceza indirimi bir kere söylendikten sonra bu toplumsal bir zaruret haline geldi. Şu anda cezaevlerinde de inanılmaz bir beklenti var Fethi Bey. Tabii. Ya efendim, yani bana aylardır binlerce mektup, telefon, efendim, yani çeşitli haber. Yani içerideki insanlar ve dışarıdaki insanlar. Yani 253 bin kişi var ama. Evet. Dışarıda da. Aileleri yani var tabii. 5'le 10'la çarpsak yani toplumsal yara. Buna bir çözüm bulacağız. Peki nerede buluşacaksınız AK Parti ile? AK Parti'de nerede buluşacaksınız? Efendim, sadece AK Parti AK Parti ile beraber yapmayalım diyorsunuz. CHP'ye de bir çağrınız var sizin. Evet. İlham Hanım, bir şey söyleyeyim hemen. Buyurun efendim. Şimdi bazı arkadaşlar çıkıyor. Diyorlar ki efendim bu istisnaların içinde şey yok. Uyuşturucu yok. Hı-hı. Evet, yok efendim. Yok. Neden yok efendim? Çünkü uyuşturucu suçundan 36.212 kişi hükümlü, 14.174 kişi tutuklu. 36 yani bin hükümlü. 50 bin efendim, 36 yani kısaca yuvarlak şey, 36 bin hükümlü, evet. 14 bin tutuklu, toplam 50.386. Evet. Bakın bu çocuklar uyuşturucu, elbette herhalde ben inancım, yaşayışım, ideolojik karakterim olarak herhalde uyuşturucu suçlarına karşı
Milliyetçi Hareket Partisi uyuşturucuyla mücadele eden en önemli siyasi yapıdır. Peki neden yok bakın, o zaman? Bakın nedir? Sebebini söyleyeyim. Hı hı. Gerekçelerimizi söylerken dedim ki cezaevindeki bu sıkışıklık FETÖ'nün organizasyonu meseleyi enfekte eder. Hı. Yani bir kalkışma, bir ya güvenlik zafiyeti oluştu diyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Size nasıl duyumlar geliyor efendim? Güvenlik yoksa, zafiyeti. Yoksa efendim yani uyuşturucuyu affetti. Öyle bir bak biz af falan etmiyoruz. Şartlı ceza indirimi yapıyoruz. Bu uyuşturucu suçundan da tutuklanmış. Yani teklifi açıklarken de söyledim. Evet. Bir tane uyuşturucu baronu bilmem nesi yok efendim. Bunlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun fakir halk çocukları. Kullanıcı çocuklar. İçeride düzeltemiyoruz. Rehabilite edemiyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Yoksa bunları salıverelim. Okul önünde çocuklarımıza Esra ve Eylül'ü satsın diye bir amacımız olabilir mi? Anladım. Peki. Böyle bir insafsızlık olabilir mi? Çok. Yani bunu söyleyen insanları biraz böyle ahlaka, hedefe davet ediyorum. Peki. Biz her işimizde hem ahlakımızı hem de ideolojik tavrımızı yansıtırız. Yazımızda, davranışımızda, sosyal hayatımızda belli. Didem Hanım. Evet, gelen yorumlara sinirlendiğinizi görüyorum. Peki diğer efendim, sorun... Böyle bir şey olur mu? Uyuşturucuyu dışarı çıkar. Yok öyle bir şey. Yok. Buyurun. Peki son olarak onu sorayım. Sonra biz konuştuğumuzda ihtiyaç duyduğunuzda sizi de tekrar sesinizi duymak isteriz. Bağlamak İtiraz ediniz yerler olursa. Meclisteki oylamaya geçildiği zaman. Onu bir CHP, MHP, yani, AK Parti nasıl uzlaşacaksınız? Söyleyin onu. Arkadaşlarımızla cevaplarlar herhalde. Anayasanın 87. maddesi açık. Çok açık. Evet. Af. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi af çıkarabilir. Genel af çıkarabilir, özel af. Bunun için nitelikli çoğunluk aranır. Yani 5/3. Bugünkü meclis aritmetiğine göre 360 milletvekili eder. Bunu kabul oyu gerekir. Bizim düzenlememizde nitelikli çoğunluk aranmaz. Çünkü bu bir ceza indirimidir. Hemen şunu hatırlatayım. Ceza mesela 671 sayılı kanun hükmünde kararnamede Sayın Cumhurbaşkanımız infazda düzenleme yaptı. Orada indirim yok mu? Hı-hı. Orada kişisel haklar yok mu? Mağdur yok mu? Yani lütfen. Hı-hı. Peki başka bir şey sormak isterseniz cevaplayın. Peki şimdi diyelim ki meclisten geçti. CHP'de, AK Parti'de destek verdi diğer evet, partilerde. Anayasa Mahkemesi genişletir gibi bir... Çünkü daha yani, önce Rahşan Affı'nda öyle bir durum oldu. Ya biliyoruz. Evet. Didem Hanım, yani biz bu kararları yani bunlar yazarken, araştırmaları yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Rahşan yani 4616 sayılı kanundaki değişikliklerini bilmiyor muyuz? İncelemedik mi acaba? Bakın o kanun hazırlanırken af, özel af, şartlı tahliye, hükmün geri bırakılması, efendim hepsi birbirine karıştırılmıştı. Yani bazı kaçaklara yani davası tamamlanmamış insanlara avantaj sağlamıştı. O kanunun iptal edilmesi hukuken doğruydu. Ama bizim hazırladığımız çok net. Bir ceza indirimi. Buyursunlar. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi'ne niye gider? Evet. Yani iki tane şey var. Ya hukuk devletine aykırılık ya da eşitlik ilkesine aykırılık denir. Değil mi efendim? Evet. Buna göre getirir Anayasa Mahkemesi inceler. Eğer genel olarak da eşitlik ilkesine aykırılık söylenir. Sanşen izah edecektir mutlaka. Evet. Aynı başlık altında düzenlenen suçlar için eğer bir haksızlık varsa biri kapsam içinde biri istisna tutulmuşsa iptale gidebilir. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Burada öyle bir husus yok. Bütün bunlara dikkat edilerek bu yasa teklifi hazırlanmıştır. Bilen bilmeyen bazı şeyler söylüyor. Peki Fethi yani Bey... Anayasa Mahkemesi'nin 2001-2002'deki kararları, gerekçeleri tarafımızdan okunmadı mı? Mutlaka okumuşsunuzdur. Siz de çok değerli bir hukukçusunuz. Ben okumadan... evet. Bakın, şimdi efendim bakın, 81. maddeyle ilgili... 81. maddeyle ilgili... Bir de şunu söyleyeyim efendim. Söyleyeyim ben de 81. maddeyi bir soracağım. Evet buyurun. Bir de şunu söyleyeyim. Efendim Anayasa Mahkemesi iptal eder genişletir. Bak, Anayasa Mahkemesi kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine koyabilir mi? Böyle şey olur mu? Hı hı. Anayasa Mahkemesi hukuka uygun görmediği
Yasayı iptal eder. O kadar. İptal eder. Genişletmez diyorsunuz yani. Efendim genişletir mi? Böyle bir şey var mı? Hı. Meclis mi? Meclisin yerine geçerse, yani o iddiat olan varsa belki doğru söylüyor. Ama şey, Rahşan Afın'ı biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi bir karar alarak efendim, eşitlik... Bakın bir daha söylüyorum. Evet. Rahşan Afın dediğimiz af birçok düzenlemeyi iç içe birbirine geçirmiş, hı hı, ve hukuk hatalarla doluydu. Anladım. Bunda bu teklifte hukuki hatayı gösteren buyursun. Hemen düzeltelim. Tamam. Şimdi... Bunu söyleyebilir arkadaşlar. Evet. Efendim şu istisna bu dahil. Şu istisna bu dahil. Bakın. Eski ceza kanunu 7.4.5 sayılı Türk ceza kanunu. Evet. Yeni ceza kanunumuz. Özel kanunlarımızdaki suç düzenlemeleri o kadar fazla ki, yani 2000 üzerinde suç var. Fethi Bey yani, şimdi kim isterse, evet. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın temsilcisi orada. Evet. Erke ben de. Zeynel Bey burada, o da hukukçu. Evet, Zeynel Bey hukukçu tabii. Çok da saygı duyduğumuz bir insan. Hı hı. Der ki efendim şu istisnayı kanun kapsamına alalım. Mantıklı, makul, her türlü çözüme hazırız. Bir de bağlanmışken... CHP'ye buradan mesaj da geldi efendim. Efendim bağlanmışken şu yanlış algıyı da düzeltelim. Biz sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sunmak için teklif hazırlamadık ki. Farklı mecliste bulunan bütün partilerin incelesin, katkılarını sağlasınlar. Amen, nazafakna. Peki yayını izlerseniz belki en azından bir biz de buna bir aracı mı oluruz, ne oluruz bilemedim. Şimdi, ben bilmem efendim. Evet, peki 81. madde ile ilgili olarak daha önce buyurun, kapsam içi denmişti 81. madde. Yok efendim bak. Bu kez de kapsam dışı şimdi, diyorsun. Öyle bakın, bir çelişki bir olduğu şey belirtiliyor bakın, da. Biz teklifimizi ayın 24'ünde verdik. Evet. Zaman. Peki. Daha önce yani haberlerde, sosyal medyada, şurada burada efendim 81 dahil mi, 82 dahil mi falan. Böyle bir şey yok. 81'i dahil et, 81'i dışarıda bırak. O zaman işte Anayasa Mahkemesi iptal eder. Böyle bir şey yok. Tahrik altında adam öldürme suçundan bahsediyoruz 81. madde değil mi? Efendim, kasten adam öldürme. Kasten adam 82 nitelikli şeklidir. Peki. Yani son olarak şunu sorayım. Tek tek saymayın. Evet. Siz Devlet Bey'in 12 Mayıs'taki tweetlerinden başladınız, bugüne getirdiniz. Hemen diğer konuklarımın ne söyleyeceğini ben de merak ediyorum. İzleyiciler de merak ediyor. Cezaevlerinde izleyenler de vardır. Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kararlı bir duruş ortaya koydunuz. Sadece AK Parti'ye seslenmiyor. İzninizle sorumu tamamlayayım. CHP de incelesin, eksik ya da önereceği şeyler varsa ekleyelim dediniz. Çıkacağını düşünüyor musunuz? Meclisten geçecek mi? Son olarak onu sorayım. Efendim yani... Biz bu teklifin meclisten geçmesi için müracaat ettik. Teklifimizi evet, verdik. Evet. Reddolsun diye kanun teklif olur mu? Tabii ki. Hazırlayanlardan hazırlayan ben ve arkadaşlarım. Biliyorum evet. Bunu Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla yaptık. Biliyorum. Yani bir milletvekili olarak tek başıma karar vermiş falan değilim. Talimat doğrultusunda, emirleri doğrultusunda hazırladık. Peki efendim. Sayın peki. Yıldız, çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Ama merak tekrar edilen farklı hususlar olursa bağlanmak isterseniz tekrar lütfen yani, sizi tekrar yayına almak isteriz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür.